Herkese merhaba. Bugün sizinle yine bir egzersiz videosu paylaşacağım. Bu video ne olacak? Daha çok kalça ve bacak ağırlıklı olacak. Benden en çok istek alan video zaten kalça, bacak ve karın. Kimse kol çalışmak istemiyor sanırım, bilmiyorum. Ama kol egzersizleri de göstereceğim çünkü onunla ilgili de birkaç tane mesaj almıştım. Şöyle bir şey yapalım istiyorum aslında. Çalışma programı haline getirelim bunları. Yani bir gün içerisinde hangi egzersizleri, hangi sırayla yapabilirsiniz? Öyle bahsedeyim. Bunu part part mı gidelim yoksa bir videoda hepsini mi göstereyim? Nasıl yapalım? Böyle bir aylık bir programmış gibi düşünün. İkinci ay hareketleri değiştirelim. Üçüncü ay bir daha çekeyim. Öyle bir şey yapalım istiyorum. Bundan sonraki videolarım o şekilde olsun istiyorum. Yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Sizin düşünceleriniz doğrultusunda ilerleyeceğim. Evet, biri geliyor. Geldi. Komplet yataktan atladı. Şimdi en çok aldığım spor sorularını yanıtlayacağımı söylemiştim ben. İlk olarak en çok kaç günde bir, hangi sıklıkla egzersiz yapmanız gerektiğini çok bilemiyorsunuz. Aslında egzersiz her gün yapılabilir. Eğer çok yoğun ağırlık çalışmaları yapmıyorsanız, vücut ağırlığınızla yapıyorsanız, pilates yapıyorsanız aslında her gün yapabilirsiniz. Yani bunda bir engel yok. Vücudunuz izin veriyorsa buna her gün tekrarlanabilir. Ama yok benim çok fazla kas ağrım var diyorsanız bölün. Karın hareketlerini her gün yapın. 4 ya da 5 tanesini. Onu bölmenize gerek yok. Karnın çok da böyle dinlenmeye ihtiyacı yok bence. Her gün çalışın karnı. Ama dediğim gibi bacak kaslarınız ve kollarınız çok fazla ağrıyorsa bir gün bacak kalça karın kombinleyin. Ertesi gün kol karın. Daha sonra tekrar bacağa dönün. Yok ben her gün yapamam diyorsanız haftada 3 kere 4 kere komple bir vücut çalışın. Araya birer gün koyarak. Bu da mantıklı bir seçenek olur. Bunun dışında şu soruyu da çok alıyorum. Bu gösterdiğin egzersiz hareketleriyle kilo verebilir miyim? Kilo vermek için tek bir şey hiçbir zaman yeterli değil. Öncelikle onu bilmenizi istiyorum. Bu arada işten geldim ve şu an muhtemelen makyajım, saçım, başım çok kötü ve çok uykusuzum. Günlerdir uyuyamıyorum. Böyle birazcık stresli bir zamandan geçiyorum. O yüzden yüzüm gözüm şiş, çok üzgünüm. Bir sorun yok, sadece uykusuzum. Evet, ne diyordum? Kilo verme kısmı. Tek başına diyet, tek başına spor, tek başına kardiyo, tek başına beslenme. Hiçbiri tek başına yeterli değil gerçekten. Bütün yaşam tarzınızı değiştirmeniz gerekiyor kilo vermek için. Yani bunu sadece 2 aylık, 3 aylık, 2 haftalık bir süreç olarak görmeyin. Bunu gerçekten yaşantınıza adapte edin ve o şekilde yaşayın. Sağlıklı yaşayın. Sporu da hayatınızın bir parçası olarak görün bence. Belinizde, boynunuzda, dizlerinizde. Çünkü bunlar çok hassas noktalar ve bu hareketlerde fıtıklı ya da işte herhangi bir sakatlık geçirmiş kişilerin uygulanmaması gereken pozisyonlar var. O yüzden mutlaka dikkatli olmak gerektiğini ve mutlaka bir antrenörle aslında çalışmak gerektiğini düşünüyorum ama imkanlar buna elverişli değilse de kendi imkanlarınızda da bir şeyler hareket edebilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu egzersizleri yapın ama haftada 2 kez en az mutlaka yürüyüş yapın ve bu yürüyüş 45-50 dakikadan kısa sürmesin. Evet. Yok ben yürüyüş mesela, ben yürüyüş yapmayı sevmiyorum, koşmayı seviyorum. 20 dakika, 30 dakika koşun. Küçük tempoda başlayın, zaten zamanla kondisyonunuz da artacak. Mutlaka beslenme, egzersiz ve kardiyoyu, yürüyüşü hayatınıza sokmanız gerekiyor. Beslenme ben böyle diyet programları gibi değil ama gerçekten gün içerisinde ihtiyacınız olan şeyleri vücudunuza alın derim. Yani diyetisyen değilim ama ben hiçbir zaman kendimi böyle inanılmaz kısıtlamalara sokmadım. Sporumu yaptım. Canım gerçekten çok fazla bir şey istediğinde yedim. Ama bunu devamlı ve sürekli hale getirmedim. Siz de öyle yapın. Hatta öyle daha çok tadını alabiliyorsunuz. Her gün hamburger yemek ya da her gün böyle sevdiğiniz çok zararlı şeyleri yemek bir süre sonra tatmin etmemesi lazım. Size öyle olsun. Ve sağlıklı şeyler yediğiniz zaman daha çok spor yapmak isteyeceksiniz. Daha çok spor yaptığınız zaman da daha sağlıklı yiyeceklere yöneleceksiniz. Bence ikisi çok paralel birbirine. O zaman mutlaka desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Üçüncü, bu hareketleri yaparsam kaslanır mıyım? Bu hareketleri yaparak kaslanmak çok mümkün değil. Çünkü vücut ağırlığınızla herhangi bir ağırlık bağlamadan ya da işte ağırlık yüklemeden, atıyorum squat diyelim, yüklemeden yapıyorsunuz ve yani benim gösterdiğim videolarda şu an. Bu yüzden bu şekilde kaslanmanız, bacaklarınızın inanılmaz irileşmesi, kollarınızın kaslanması imkansız bir şey. O yüzden bu videolardan korkmayın, bu egzersizleri yapmaktan. Hareket etmekten korkmayın. Kaslanmak için ciddi çalışmalar gerekiyor. Ciddi destekler, takviyeler gerekiyor. O yüzden sizin normal bir beslenmenizle, yaptığınız 45-50 dakikalık bir egzersizle
inanılmaz kas kitlelerine sahip olmanız imkansız. Birkaç tane yorumunda fotoğrafını almışım. Mesela bir tanesi, evde spor yapmaya çalışıyorum, faydası olur mu? 3 kilogram dumbbell'a çalışıyorum. Spordan sonra ağrı oluyor, hamlama diyorlar. Acaba hareketleri yanlış yapıyor olabilir miyim? İşte en büyük dezavantajı antrenörle çalışmamanın bu oluyor ne yazık ki. Hareketleri yanlış yaptığınız zaman farkına varamıyorsunuz. Bazen ben bile böyle aynada kendimi göremeyince böyle fark edemiyorum. Ki sporla ya da işte antrenörlükle alakası olmayan kişilerin bu egzersizleri yapması daha da zor oluyor. Doğru yapması zor oluyor. Ben özellikle dediğim gibi yaptırdığım egzersizleri, gösterdiğim egzersizlerin ayrıntılarını aşağıya ekleyeceğim. En azından dikkat etmeniz gereken noktaları söylemeye çalışacağım. Başka ne kadar yardımcı olabilirim bilmiyorum. Hamlama kısmı da 2-3 hafta sürebilir kişiye göre, vücut yapınıza göre, ne kadar süredir spor yapmadığınıza göre. Tabii ki değişir. Dumbbell'la da yaptığın için senin ağrı yaşaman çok normal. Ama belinde, boynunda özellikle ve dizlerinde fazla ve beklenmedik ağrıların oluyorsa egzersizi kesip bir doktora görün ya da bir antrenörle çalış derim. Şimdilik yanıtlayabildiğim sorular bunlar. Yine çok merak ettiğiniz sorular olursa özel sorular olmamak şartıyla, yani işte 80 kiloyum 70'e şöyle düştüm, 60'a nasıl düşerim tarzı değil de daha çok egzersizlerle alakalı ya da istediğiniz, beklediğiniz videolarla alakalı yorumlarınız olursa aşağıya bekliyorum. Bugün dediğim gibi kalça ve bacak hareketleri göstereceğim. Ama tabii ki kolun da devrede olduğu, hatta bazı hareketlerde karnın da devrede olduğu, sırt ve karın gücünün de gerektiği hareketler olacak. I know that your heart's been broken. You should try and let it go and start being yourself. You, you. You don't need to be ashamed. Everyone's got their hearts broken sometime. Let's go out and lose our minds, forget all about him. You, you. Umarım yine faydalı bir video olmuştur. Önerilerinizi, isteklerinizi ve sorularınızı aşağıda benimle paylaşmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda yeniden görüşürüz. Hoşça kalın.